haram lokmadan, düşmanlardan kaçındığımız gibi sakınmaktır kardeşlerim. Hiç nereden geldiği önemli değil. Ne iş yaptığınız önemli değil. Hangi konumda olduğunuzun hiçbir emniyeti yok. Kalbiniz sizin en değerli müftünüzdür Resulullah'ın ifadesiyle. Eğer bir lokma sizin kalbinizi rahatsız ediyorsa, şüphe varsa ondan, vahşi hayvanlardan kaçtığınız gibi kaçın. Birinci alacağımız ders budur kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu an bir gün evinde otururken hizmetlisi bir lokma getirir. Hizmetlisinin adetidir. Gün içerisinde çalışır, kazanır, bir payı Hazreti Ebu Bekir'e sunar. Ona ikramda bulunurmuş. Ama her getirdiği lokmanın hesabını Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine sorarmış. Nereden geldi bu lokma? Bu parayı sen nereden elde ettin? O gün bir boşluğuna denk geliyor. Hizmetlisinin vermiş olduğu yiyeceği bir anda yutuyor. Hizmetlisi diyor ki, bana diyor bugün bu paranın ya da bu lokmanın nereden geldiğini sormadım. Hazreti Ebu Bekir pişman oluyor. Diyor ki ben diyor unuttum, ancak diyor sen bu lokmayı nerede elde ettin? Adam ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor cahiliyedeyken, İslam'dan önce hiç bilmeme rağmen, hiç bu konuda ilmim olmamasına rağmen insanları kandırmak için diyor falcılık yapardım. Hani bugün kahvelere bakıp da gelecekten haber veren ablalar var ya. Diyor falcılık diyor yapardım diyor. Bugün de diyor geçmiş yıllarda kendisini kandırdığım bir adamla diyor karşılaştım. Demek ki ona ishar etmedi, açıklamadı, yaptığının kötü bir şey olduğundan bahsetmedi. Adam da gitti kendisine Ebu Bekir'e ikram ettiği lokmayı verdi deyince Hazreti Ebu Bekir hemen parmaklarını ağzına sokuyor. Bütün yediklerini dışarı çıkartıyor. Bütün yediklerini dışarı çıkartıyor. Ve ondan sonra adama dönüyor diyor ki yazıklar olsun diyor sana. Az kalsın diyor beni diyor helak edecektin diyor Subhanallah. Az kalsın beni helak edecektin. Adam da dönüyor diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e kendini diyor helak edecek şeyin sebebi ne ki diyor. Alt tarafı bir lokma tabir yerindeyse. Hazreti Ebu Bekir döndü ve Resulullah'ın şu hadisini hatırlattı. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi daha layıktır. Fesubhanallah. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi daha layıktır. Müslümanlar, biz okumuş olduğumuz eserlerde şunla karşılaşmadık mı? Hazreti Ebu Bekir ve onun gibi sahabe kendisinden sonra gelenlere amelleriyle üstün kılınmadı. Allah'a imanları ve Allah'tan hakkıyla korkmalarıyla Allah onları üstün kılmadı mı? Vallahi öyle. Ne olur Hazreti Ömer'i dinle radıyallahu an. Halifeliği dönemindeyken bir adam geldi. Hazreti Ömer bin Hattab'a bir süt getirdi. Hazreti Ömer içti. Sütü de çok beğendi. Adama döndü. Dedi ki sen bu sütü nereden aldın? Dedi ki ey müminlerin emiri, ben bugün suyun kenarına gittiğim sırada Beytul Mal'daki zekat develerinin çobanlar tarafından sulandığını gördüm. Beytul Mal'a ait zekat develeri. Geçen konuşmuştuk. Bu ya fakirlerin, ya dulların, ya yetimlerin, ya da şehit ailelerindi. Doğru mu? Öyle diyordu Hazreti Ömer. Orada diyor çobanlar bana diyor süt sağdı. Ben de diyor sana ikram ettim deyince Hazreti Ömer bin Hattab hemen parmaklarını ağzına sokuyor. Bir anda içtiği sütü kusuyor. Çıkartıyor kardeşlerim. Neden? Çünkü onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle yaşadığı şu olayı çok iyi biliyorlardı. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah, evlatlarımızın bizim üzerimizde hakkı nedir? Bizim onlar üzerinde bir hakkımız var. Peki evlatlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Nebi Aleyhisselam dedi ki, çocuğun, evladın babası üzerindeki hakkı yazı yazmayı, yüzmeyi ve atıcılığı öğretmesidir. Yani onu ilme teşvik edecek, onu bedeni anlamda güçlü kılacak sportif aktivitelere teşvik edecek ve aynı zamanda kendisini koruyacak sebeplere sarılmasını öğretecek. Sonra da dedi ki
helalden başka rızık yedirmemesidir. Subhanallah. Helalden başka rızık yedirmemesidir. Haram demiyoruz sadece Müslümanlar. Şüpheli olandan dahi kaçınmaktır. Allah Resulü öyle buyuruyor. Diyor ki kim temiz rızık verir, sünnete uygun amel ederse ve insanların onun şerrinden emin olduğunu görürseniz o kişi diyor cennetliktir. Temiz rızık yiyen, yediren, sünnete göre amel eden ve insanların şerrinden emin olan. Yani bu adam iyidir, bu adam edeplidir, bu adam güvenilirdir, bu adamdan bize zarar gelmez deniliyorsa o kişi Resulullah Aleyhisselam cennetliktir diyor. Tirmizi'de kıyamet bölümünde geçiyor.